İyi akşamlar. Önce iyi haber. AKP anket yaptırmış. Seçimlerin yenileneceği Yalova'da da, Ağrı'da da, Mahmudiyet'de de, başka yerlerde de tabiri caizse durumlar kel. Zaten Ankara'nın kendi durumu da gayet kel olan belediye başkanı Melih Gökçek durumdan vazife çıkararak durumlar kel, acele gel diye kendisinin çağrıldığını zannederek Diye'ye gitmiş. Vatandaş Gökçe'ye durur da Görür de durur mu? Mu hemen yuvalamış. Ardından iki AKP'li bakan daha mahmu diye gitmiş. Tabii Gökçek bu durur mu? Benim başım geldi. O iki sırma saç mı diye tek yuvalanan kendisi olmamak için olsa gerek bence o iki bakanı da yuvalatmış. Gökçe'nin iki AKP'li bakanı yuvalattığını nereden anlıyoruz? Şuradan. Gökçek Mahmudiye'ye bir dönem Baykal'ın neredeyse korumalığını yapan eski CHP MYK üyesi savcı sayında götürmüş. Şimdi bu durumu aa bu savcı sayan ne biçim CHP'li falan diye yorumlayanlar da var ama ben olaya öyle bakmıyorum. Gökçek Erdoğan köşke çıkacak diye o hep beklenen, hepimizde coşkuya yol açan, rüyalarından çıkaramadığı parti liderliğine soyunuyor çünkü. Tekrarlıyorum. Gökçek öyle bayram değil, seyran değil. Seçimlerin yenileceği il ve ilçelerde boşuna dolanmaz. Fırsat bu fırsat deyip kelleyi göstermeye başladı. Sevinelim arkadaşlar. Çok sevinelim. Yani burada ben kafayı bana kafayı yedim mi falan demeyin. Vallahi de billahi de çok sevinelim. Gökçek sonunda AKP'nin başına aday olacak, lider olacak. AKP'yi yanına savcı sayanı ve bilimum küskün CHP'lileri, paralelcileri, darbeci askerleri, eski ülkücüleri, milli birlikçileri vesaire vesaire Cemil Çiçeği kısacası ne bulursa alacak AKP liderliği için savaşacak. Tabii burada savcı sayan gibi dik duruşlu CHP'lerin görevi Gökçek Önderliğinde AKP'nin parçalanmasını sağlamaktır. Sağlamaktır. Bu yüzden tarifsiz sevinçler içindeyim. Şimdi yapılan anketlere bakarak diyebilirsiniz ki Gökçek AKP'nin başına gelemez. Mesela AKP anketler yaptırıyor, ankette Erdoğan'dan sonra kim gelsin diye soruluyor. Oraya Gökçek'in adını koyup soran yok. Oysa Gökçek de istiyor. Ne olacak şimdi? Bu durumda diyebilirim ki o zaman merkez sağda yeni parti için kolları bilesi var. Yazın buraya. Erdoğan'ın başarısı yüzünden Gökçek liderlik hayallerine tam 12 yıl ara verdi. Ama bıkmadı, usanmadı, unutmadı. Saçlarını boyattı, genç kaldı. Genç işi Facebook ve Twitter'a dadandı, genç kaldı. İşte Erdoğan'dan kurtulacağı, lider olacağı günde sonunda geldi, çattı. Şimdi savcı sayan gibi içeriye sızdırdığımız ajanların da sayesinde CHP'lerin yani bu tarz CHP'lerin de katkısıyla hepimizi AKP'den ve Erdoğan'dan kurtaracak Gökçek. CHP'nin MHP'nin yapamadığını yapacak. Yapmak zorunda kalbimiz onunla çarpıyor. Yapmak zorunda çünkü Ankara'da işler kel. Anayasa Mahkemesi raportörü Ankara seçimlerinin raporunu yazmaya başladı. Hatta seçimlerin iptalini isteyen Mansur Yavaş'tan ek belgeler istendi. Bu durum Ankara'da seçim iptal edilecek yorumlarına yol açtı. Bu durumda Ankara'da seçimler yenilenirse Gökçe'nin kaybetmesi Allah'ın emri gibi bir şey. Çünkü Gökçe kaybetsin diye MHP'ler muhalefet vesaire iyice Mansur Yavaş'a dayayacak oyları. Mansur Bey zaten kazanmıştı şimdi fark atacak. Bu durumda Gökçe'ye yeni iş lazım. E, ee, AKP Genel Başkanlığı da yakışmaz mı? Eriyen partiye eriyen lider. Tadından yenmez. Bu yüzden Gökçe kaybedeceği Ankara'da değil seçimlerin yenileneceği diğer yerlerde dolaşıyor. Uyanık ya bu ayakta Türkiye tu turu yapıyor nabız yokluyor. Çünkü B planı var lider olmak. Tabi Gökçe uyanık. <laughs> C planı da var. D planı da var. Biliyor ki Tayyip Bey kendisinden işkilleniyor öteden beri. Öyle AKP'yi pek ona yedirmek falan istemez. Bu yüzden Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç Bey'in damadıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında akçeli işler var. Damadın binası belediyenin binasıyla takas edilerek kıyak yapılmış deniliyor. Başka hikayeler de var. Yani win-win durumları. Şimdi damat, damat Ferit gibi ise Haşim Kılıç ne yapsın? Şöyle yapmış. Anayasa Mahkemesi'nin Ankara seçimi kararıyla ilgili toplantısına katılmayacakmış bir taşla çift vuruş. Hem Erdoğan'ı kızdıran son açıklamalarından sonra taraf göründüğü için hem de damadın Gökçek'le ilişkilerinden ötürü taraf olduğu için. Ne yapsın? Ankara iptal olursa damadın kankası Gökçek'e kazık denilecek. Gökçek çok bozulacak. Üstüne üstlük AYM yani Anayasa Mahkemesi Erdoğan'a kinli kustu da denilir. Erdoğan o kadar önemli değil de Gökçek önemli. Bu yüzden Ankara için Anayasa Mahkemesi'ndeki karar toplantısına katılmamalı. O da öyle yapacakmış. Şimdi herkes durumu Gökçek lehinde karar çıkacak. Malum akçeli işler diye yorumluyor ama bence tersi karar çıkacak. Bu yüzden Haşim Kılıç Gökçe'ye kötülüğü ben yapmış olmayayım diye toplantıdan kaçacak yer arıyor. Bakacağız göreceğiz. Şimdi ne demiştik? AKP anketine göre seçimlerin yerineceği yerlerde durumlar nanay. Ağrı, Yalova, Mahmut diye say say bitmiyor. Kötü sinyaller veriyor. Bence AKP ne yaparsa ne yapsın yenilenecek seçimlerden mağlup çıkacak. Çünkü geçen seçimde boğuntuya getirmişlerdi. Trafol'a kediler girmişti trafolara. Aldığımız duyumlara göre kediler bu seç yenilenecek seçimlerde görev almak istemiyormuş. Zaten dün Soma'dan sorumlu Enerji Bakanımız Taner Yıldız da açıkladı. Biliyorsunuz kendisi yerel seçimler sonrası vallahi espri değil taraf olarak kedi girmişti demişti elektrik kesintini açıklamak için. Dün kedi değil hava muhalefetiymiş diye açıklama yapıp kendini tekzip etti. Yani kedidir kediden vazgeçti. Çünkü kediler Soma Madeni'nde de trafiğe girmişlerdi. Artık çok tepki çekiyorlar. Bu durumda kedilerin yenilenecek seçimlerde görev alamayacağını çıkartıyoruz ki bu durumda da AKP'nin işi çok zor. Zaten AKP'nin işi hakikaten çok zor. Yani artık akıl fikir kalmadı. Allah bunları şaşırttıkça şaşırtıyor. Mesela Jöleli başdanışman yalakalık yapacağım diye Erdoğan'ı Sadrazam Nedim Paşa'ya benzetti. Yahu Sadrazam Nedim Paşa da rüşvet ve yolsuzluk ustası değil miymiş? Halk da ondan bu yüzden çok mu nefret eder bir şey ne? Yahu şansa bak biz söylüyorduk inanmıyordunuz şimdi Allah söyletiyor. Hadi bana iyi akşamlar.